وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة غفر له. Kim Duhan suresini cuma günü okursa, cuma gecesi yani. Biraz önce okuduk ya Duhan suresi. İlk önce neyi okuduk? Secde suresini. Sonra Duhan suresini okuduk. Ondan sonra vakıa. Kim diye cuma gecesi Duhan suresini okursa ne yapar? Bağışlanır. Bir başka rivayette de kim diye yine Duhan suresini okursa 70 bin melek onun bağışlanmasını diler. 70 bin tane melek onun bağışlanması için dua eder. Asbahani'nin rivayetinde de kim cuma gecesi cuma suresini, cuma günü cuma Yasin suresini okursa gufirele. Yine cuma günü Yasin suresini okursa bağışlanır, affedilir diye. Bir başka rivayette de Tabarani'nin Kebir'inde ve Afsat'ın rivayetinde de kim men qara'a suretin lezi yuzkaru fiyâ Âl-i İmran suresini okursa cuma günü sallâ aleyhillâhu ve melâiketuhu hattâ teğîr-eş-şemsu, Allah'ın rahmet melekleri ta ki güneş batıncaya kadar ona dua eder. Cuma günü onun için günümüzü ibadete ayırmaya gayret edin arkadaşlar.